Torek, Rafinha Torek'a, Kroik'tan Ronaldo ya, Vieira, Vieira'su. İmana geldi Messi. Messi imana geldi. Arkadaşlar ben İlk Konu'na kendim İlk Konu'na hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ciddi maçlara devam ediyoruz. Az kadromuzda oynuyoruz. Bu sefer 5 defanstayız arkadaşlar. 3. klasmanda rakibimizi bekliyoruz. İnşallah güçlü bir rakip gelir. 1. 2. 3. klasmanlardan daha zevkli maçlar geçiyor arkadaşlar. Haydi bakalım siz kaçıncı klasmandasınız? Neler yapıyorsunuz? Dereceniz var mı? Sıralamaya girebildiniz mi? Yorumlara yazın. Videoyu da bir beğenin, abone olun. Bildirimleri açık. Kankam beni çok mutlu etmiş olursunuz derken dişim ağrısı yine geldi. Evet. 20'lik diş çıkarıyorum arkadaşlar ve canımı alıyor. O yüzden bu ateşe de vuruyor, baş ağrısı yapıyor. Allah bunu valla bildiği gibi yapsın ya. Nasıl bir ağrı bu? O yüzden dilimiz sürçebilir, belki kısık sesle konuşabilir, yanımız yanabilir ama her şeye rağmen elimizden geleni yapacağız. En iyisini yapacağız kral. Gönder en iyi rakibi, gönder. Karşısında en iyi var. Hadi bakayım, çok gaza geldim şu an. Gelsin bizi alta saplasın da gitsin. Uzun zamandır da fark yemiyorum lan. Bana biri fark atsa da şöyle tadından yenmeyecek bir video atsak yani. Hadi bakayım. B geldi. 2. klasmandan Galatasaray. Kadir miydi adı, yoksa Kader de olabilir. Asla cinsiyetçilik yapmam hocam. Beni asla ilgilendirmez. Ben topuma bakarım. Ben futbolum oynar. Karım arkadaşlar. Dizişimiz böyle. 5 defans oynayalım. Hadi Rummenigge Haaland ikilisiyle başlarız. Gayet güzel, dokunmayacağım. İkinci ara diziş değiştirebiliriz. Aa, Galatasaray paketini almış herif. Aldığı pakette bir tane futbolcu eksik. Ne o? Omar El Abdullahi mıydı? Galatasaray'ın sağ bek kimdi Ahmet? O Omar El Abdullahi'ymiş. OOS'de Sporting Lisbon'dan kim lan? Oyuncuya tıklayamıyorsun. Yedeklerde çıkaldı o falan var. OOS'yi çözemedim, bu OOS kim? Ama Galatasaray almış. Şimdi o benim de canım çekti kardeşim, anlatabiliyor muyum yani? Galatasaray paketin alındığında bir de Fener paketi, Beşiktaş paketi gelse böyle paket takımlarla oynardık. Ama tabii ilk 11 böyle fıçık diye böyle fıçık diye. Hadi bakalım. Akisar da olabilir, Sporting Lisbon da olabilir. S var orada. Dişim ağrıyor oğlum, yormayın beni. Akisar'la Sporting Lisbon alsan az kalamıyorsun kardeşim. Güzel Konya Spor çıkıyor, çıldırırız. Hocam. Guardiola'yı getirmiş. Fatih Hoca'yı kalsak. Aga Fatih Hoca bitti, yok be. Bazen bana. Hocam Halil Dervişoğlu bıraktı çıkaldı ağayı. O da Ronaldo. Oha, Ronaldinho Galatasaray'a transfer etmiş, kurban oldu. Cruyff. Pitte Çeyi gördü. Sofyan Feghouli mi? Feghouli miydi lan o? Ana. Olmaması lazım. Messi mi? Oğlum bunlar ne alaka kardeşim? Az önce Galatasaray kadrosu diyorduk. Cruyff bıraktı Rummenigge'ye. Rummenigge vurdu. Kalede Muslera. Adam full Galatasaray paketini almış he. Demek öyle he. Sen bilirsin kardeş. Yalnız şu ortamı daha kurtaracak adam bulunamadı. Haberin olsun. Van Dijk orta açarsa kurtarsın kardeşim. Hocam Frans Beckenbauer. Ben orada 3 tane hareket yaptım ama ümreci yanlış yapmış. Tamam güzel. Adamı getirmedik. Adamın da kafası karıştı. Aha Sofyan Feghouli. Ver ver ver. Roberto Carlos gördü Cruyff'u. Cruyff'tan Rummenigge'ye burada. Nelson. Vieira. O, alın abi. Taylan alın. Carlos al abi. Erkeğim be. Carlos bıraktı Beckenbauer'a. Beckenbauer'dan Cruyff'a. Cruyff'tan Rummenigge'ye. Rummenigge'den Cruyff'a. Cruyff burada gördü tekrar Rummenigge'yi. Rummenigge tekrar Cruyff'u gördü. Burada Marcao müdahalesini etti. Alırız biz oradan topu. Çıkarmayız çocuklar. Ya Messi kim? Kardeşim. Gel. Gel. Rekart. Ama burada Marcao'ya da. Aa, söldürme. Ben niye tuşan yerini karıştırıyorum şu an? Evet kendine gel. Kendine gel. Evet. Ben de tuşa bakarak oynuyorum. Halil Dervişoğlu çık hayatından. Halil. 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 Halil ne yaptın Halil? Bizim Çeh. Halil'i çıkarıyoruz da. Halil dümdüz çıkıyor. Adama doğru çıkmıyor. Erling Haaland. Johan Cruyff. Erling Haaland. Johan Cruyff. Erling Haaland. Rummenigge. Bıraktı Erling Haaland'a. Ben çalım attım. Ben çalım attım. Ama aptal oyun görmedikten sonra ben ne yapabilirim? Erling Haaland burada, Rummenigge uzattı. Rummenigge aşağı çektik, o da olmadı. Evet, aşağı çeksen de olmuyor. Yukarı çeksen de olmuyor. Tamam sakinim. Evet, evet Beckenbauer. Bıraktı Rijkaard'a, Frank Rijkaard. Burada Cruyff da kaçtı, Rummenigge de, Haaland da kaçtı. Hop, rakip defasında kaldı. Galatasaray bastırıyor hocam. Sofyan Feghouli. İkinci yarı kesinlikle taktik değişikliğine gitmek isteyen bir Celta Vigo var. Galatasaray şu an halinden memnun, skordan memnun. Bu skor Galatasaray'ı üst tura taşır. Bu skor Galatasaray'ı şampiyonluğa kadar götürür.
Fegüli offside'den çıkarsa tabii ki kardeşim. Ama şöyle de bir durum var. Bu skor kalmaz kardeşim. Bu lafımı asla unutma. Yani hayır. Evet. Oyuncuların arası birbirine o kadar uzak ki. Fegüli orada düşürdünüz. Adam düştü. Patrick Vieira şöyle gördük. Rekart'tan Cruyff'a. Cruyff Haaland'ı gördü. Haaland gerçekten Marka'dan topu alamayacak kadar. Ne yaşadın kardeşim? Marka'dan topu alamıyorsun ya. Tamam, Marka ortada ve balkonların aynen. Teras katın falan en iyi şeyi. Koper anasını satayım. Patrick Vieira. Rekart. Rume. Bırak da Haaland'a. Haaland Rume'ye. Rume. Oha, onu da vuramadı. Tamam, Cruyff. O sırtına binmesinin bedeli yok mu acaba? Aa. Ver lan. Oyuncu diziliş değişikliğine gidiyorum. Tam tersi bir diziliş. Bu diziliş gerçekten ileri hatta kısık kalıyor. Pardon, bu değil lan. Gel. Daha ofansif. Geldik mi abi? Bunu diğer videoda beğenmiştim. Çektik bunu buraya. Bunu buraya çektik. Bunu buraya çektik. Daha sonrasında Rummenigge'yi buraya çektik. Aldık bunu. Ronaldo'yu aldık. Osa'ya çektik. Buraya koyduk. Bunu aldık. Mbappe'yi aldık. Buraya koyduk. 2. Haaland yoruldu mu? Haaland biraz daha oynasın. Nasıl oldu diziliş? Canavar oldu. Hadi gel. Şimdi gel. Takımı coşturdum. 2 defansif oyuncu çıkardım. 2 tane ofansif aldım. 5 tane ofansif oyuncu dönüyoruz. Dizilişimizi de değiştirdik. Patrick Vieira'dan Rummenigge'ye. Rummenigge. Burada Mbappe'yi gördü. Mbappe. Hata geldi. Yapacağın her şey sana hata getirecek kanka. Mesela bunun gibi. Ronaldinho kardeşime de Galatasaray'ın numarası da yakışmış ya, farkındasınız. Cruyff kafayı gördü. Çıkaldağ kafadan top aldı. Hayatında Çıkaldağ kafayı gördüm anasını zaten. Kafu bıraktı Cruyff'a. Cruyff şöyle Mbappe'yi gördü. Mbappe'den Haaland'a. Haaland'dan Cruyff'a. Haaland, senin ben ayağının köküne tüküreyim kanka. Tam teşekkür ediyorum. Ya gerçekten hemen ben ayağının köküne tüküreyim. Başka bir şey demek istemiyorum. İğrençsin kardeşim. Rume bıraktı Mbappe'ye. Cruyff'u gördü. Cruyff'tan Rummenigge'ye. Rummenigge Cruyff verkaç yapmama rağmen zar zor kaçtı. Muslera aldı. Haaland'ı çıkarmanın da vakti geldi. Herkes de her şeyin farkında. Şu saatten sonra Haaland'ın ben hani hakkında iyi şeyler düşünmüyorum. Cruyff. Bu maç bizi çok üzdü. Ronaldo bırak Haaland'a. Haaland ver kaç. Ronaldo. Evet, Haaland yine kaçırdı. Taylan. Oğlum bir böyle paketi satılınca o takım birbirine daha mı iyi oynuyor nasıl zaten? Lan şu an Barcelona karşısındaki Galatasaray'mış gibi oynuyor lan. Rummenigge Haaland'a. Haaland Cruyff'u gördü. Cruyff önünde kaldı. Galatasaray'a karambolle zar zor gol attı. Yani tebrik ederim. Başarılarına tüküreyim senin ben. Hocam Haaland çık. Torres geldi. Mbappe oynasın burada. Işık bir gitti geldi. Garip şeyler. Torres burada oynamıyor. Torres burada 87 oynuyor. Tamam, ileride Torres oynasın arkadaşlar. Ronaldinho'yu ben niye almadım acaba ben? Ha, forward aldım. O kadar sinirlenmişim, gerilmişim. Olsun. Canımız sağ olsun. Devam ediyoruz. Biz bitti demeden bitmez. Halil Dervişoğlu kim lan? Haydi. Hocam Torres'e. Torres'ten Mbappe en yukarı oynadım. Oha, ben en yukarı oynadım oğlum. Nasıl oluyor oynadı lan? Kaç onların mı? Vay, direkt Carlos'a topu atıldı. Galatasaray'ın sahasındayız ya, zamanı oynatmasınlar diye hemen topu atıyor Galatasaray top toplayıcılar. Torres. Bırak hocam Cruyff'a. Cruyff'tan Ronaldo ya. Bu Galatasaray'ın kabusu Cristiano Ronaldo. Bir maç var ya, 6-1 mi bitti o maç? Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maç. 6-1 olabilir aynı. Yani Ronaldo Real Madrid'de oynarken geçen Galatasaray'ın canını yakan tek oyuncu olabilir yani. Hani her seferinde ayak numara atıyordu, yine karşısına Galatasaray olunca adam ayrı. Adam bir farklı oynuyor baba. Karşısına dünyanın en iyi takımı gelince Ronaldo da dünyanın en iyi oyuncusu oluyor. Dakikalar 72. Comeback geldi. Kimi? Burada ayak koyacaksın Van Dijk. Burada ve Torres. Cruyff'u gördü. Cruyff Torres'e doğru. Fernando. Abi oraya kadar gitmişim. Vur artık, vur. Aha Vieira.
Vieira sol ayak tuzak uçuklattı Ronaldo. Ronaldo mu? Pardon, Mustera'la. Mustera'ya Ronaldo diyen ilk kişiyim ya. Arkadaşlar Van Dijk ne alaka be? Van Dijk konumuzla Van Dijk'ın ne alakası var kardeşim? Ekran değiştir. Kısa köşe vuruşu. Hadi. Aha Vieira. Bıraklı Carlos'a. Sağ ayakla mı vurdun Carlos? Teşekkür ediyorum. Beckenbauer indir. İndir baba. Bak. Van Dijk izle. Bu kaleciyi çıkarınca niye böyle yapıyor? Dümdüz çıkıyor yani. Ben seni dümdüz adama doğru koş. Adamla kesiş diye oraya çıkarmıyorum. Topa müdahale et diye çıkarıyorum. Torres indir. İndiremedik. Çıkaldı o. Kafu bıraktı Torres'e. Torres ooo aşağıda bomboş, yukarıda bomboş. Ne yapacağını şaşırdı. Adeta Cruyff ananı. Abi bu diziliş bambaşka. Gerçekten çift forvet mi forvet. Yani hikaye diyebilirim ya. Oynatıyor abi. İleri hatta çoğalmak en önemlisi. Baba Cafu, Ronaldinho, Gaucho. Ah dişim. Dişim. Ağrılarla, sızılarla, iğnelerle, ilaçlarla ayakta Turan. Turan aynen Arda Turan. Kötü kaçırdı. İmana geldi Messi. Messi'yi imana getirdik beyler. Aferin. Aferin. Böyle adam olacak. Ronaldo neler yapıyor görüyorsun değil mi? Kendine gel. Arkadaşlar skor 2-1. Dakikalar 90. Bir gol daha var. O atacak. Söveceğim. Ya da ben atacağım. O sövecek. Rume. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo'dan Cruyff var. Cruyff. Rume Nige'yi gördü. Rume Nige vurdu Muslera. Hoca korneri bile kullandık. Çok saçma lan. Korner kullanmaması olur mu ya? Cruyff ve Ronaldo sarılıyor. Hocam kim olan Nelson mu lan o? Bu takımda Halil Dervişoğlu falan filan vardı. Messi'ler kiminle Carlos ortaya çıktı. 9 şutumuz var. 5 şutu var. 90 pasımız var. 71 şutu var. Onun isabetli, onun toplam pası kadar bizim isabetli pasımız var. Yani gayet üstün, safa sağlam oynamışız. Kalitesinde daha 4 kurtarışı var. Erkek gibi oynamışız. Erkek gibi almışız. Ronaldo girdi maçı kopardı. Her zamanki gibi Galatasaray'a kan oldu. Değişik bir adam Ronaldo'dur ama adam paketi almış. Çok tatlı. Yani alasım geldi lan. Vallahi hani sadece yani Galatasaray paketi Fener Beşiktaş olsa tüm paketleri alırız. Ayrı ayrı oynarız. Farklı ve tatlı görünüyor. Bitti, beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Videonun açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.